Kolonlar aşınmış, demirler paslanmış. Esenler Otogarı'nda tehlike kapıda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniledik dese de manzara korkutuyor. Esenler Otogarı'nın altındaki taşıyıcı kolonlarda adeta durum içler acısı. Görmüş olduğunuz gibi taşıyıcı kolona el vurdukça adeta betonlar un ufak olur vaziyette. İki gün sonra başımıza dolaşacak, bakabilirsiniz bak yani. Her yer aynı şekilde. Bakım sıfır. Esenler Otogarı alarm veriyor. Çürümüş, paslanmış, korozyona uğramış demirlerin görüntüsü tedirgin etmeye devam ediyor. Gün içerisinde yüzlerce kişinin kullandığı Esenler Otogarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Esenler Otogarı'nda taşıyıcı kolonlar alarm verdi. Kötü koku ve çöpler de eklenince ortaya bu görüntüler çıktı. Baksana buranın hali belli zaten. Neyi söyleyeceksin? Ha. Yarım saatte garaj zincirini dönemedik işte. Dönmeye çalışıyoruz. Yarım saat. Yarım saattir oradan buraya gelemedim. Peki. Ekrem İmamoğlu dedi ki tadilat yaptık, çalıştık dedi. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Ne yaptı bugüne kadar? Ne yaptı buraya? Hiçbir şey. Garaj paralarını ucuzlattım dedi. Garaj paraları eskisinden daha pahalı. Ne kadar? Şimdi 280 lira. 280. Evet. İmamoğlu'nun yeniledik açıklamasına rağmen otogarda hiçbir çalışma yapılmaması dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tamamen yeniledik dediği Esenler Otogarı'nın zemin katındaki kolonların görüntüsü durumu tehlikeli boyutlara taşıyor. Verilen sözler İBB tarafından tutulmazken vatandaşlarsa durumdan oldukça şikayetçi. Otobüs şoförüyüm ben. Burada kokudan zaten yatamıyoruz, istirahat edemiyoruz. Pislikten, sinekten geçilmiyor, kokudan geçilmiyor yani yatamıyorum. Görüyor musun rezilli? Geçen dediler ki mesela şöyle bir duyum aldık. Bayağı bir milyon dolar gibi paradan bahsedildi. İşte yatırım yapılmış garaja da biz bir şey göremedik ki. Ödediğimiz ücretin karşılığını veremiyorlar. Yani görüyorsunuz etraftaki pislikleri, kirlilikleri. Yani ilk başa geçtiklerinde her şeyi halledeceğiz dediler ama her şey ortada gözüktüğü gibi yani. Çalışanlar da yolcular da durumdan endişeli. Otogara girişlerde ise korku hakim.